Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Agacım biz bugün ne oynuyoruz? Agacım biz bugün tarzın ikinci yeteneği olan Overlook oynuyoruz. Şimdi bu arkadaş ne işe yarıyor? Bu arkadaş marketten 3 altın değerinde bir kahraman aldıysanız tahta üzerinde 3 altınlı kahramanla yani yutturduğunuz zaman o kahramandan vermiş oluyor. Bunun bekleme süresi 3'tür. Lakin tahta üzerinde birden fazla 3 altınlı kahraman varsa rastgele bir tanesini veriyor. Bilginiz olsun. Ben aslında ölümsüzle bir şey yapayım. Arlot'u yapayım istiyorum ama şunları alalım. 3 altınlık bir şey var mı? Yok. Ne alalım? Kalkan alalım. Şöyle bunu da buraya koyalım. Ölümsüz süvari Arlot yapayım. Bayağıdır da Arlot videosu çekmiyorduk aslında da. Bunu da Overlook da yapayım istedim. Tabii şansımız yaver gider gitmez. Bunu hep birlikte göreceğiz. Aslında işin gerçeğini söylemek gerekirse farklı bir şey deneyecektim. Farklı bir komutanla da. Şimdi sezon sıfırlandı malum. Bir de sezonun ilk videosu. Tarz kalmış. Lobide tarz vardı. Elimde tarz kalınca da malum tarzla oynamak zorunda kaldım. Bu videoda böyle oldu. Biraz şans vari artık kaldı da. Güzel. Şu arkadaş 2 olsun. Selena'yı bir yutturalım. Arlota. Şunları da alalım. Ölümsüz Sinensis'i alıp Sylvanas'a da verebiliriz. Ölümsüz süvari gidip bir yandan Sylvan'la bir yandan Arlot hasar atmasını sağlayabiliriz. Bakalım duruma göre bir şeyler yapacağız artık hangisinden yana şansımız devam ederse. Güzel. Yani sezon sıfırlandı. Herhangi bir güncelleme, değişiklik yok sezonla ilgili. Ben hiç böyle beklediğim şeyleri alamadım işin açıkçası söylemek gerekirse. Yani en azından kahramanların değişmesini bekliyordum. Bu sezon da böyle devam edecek. İnşallah bir yakın zamanda güncelleme getirirler de. Yani devamında şunu da Sylvan'la verelim. Şöyle yapalım. Şunları alalım. Şöyle bir tane daha yer basalım. Bir de bu arkadaşı atalım. Aslında düşük seviyede kalıp böyle seviye 5 seviye 6 olmadan hani sürekli market atıp kahramanları üşüyebilirsem biraz daha dayanmaya olanak sağlayabiliriz. Bakalım. Sylvan'la da ölümsüzden stack kalsın. Ve ayrıca ölümsüz alan var mı? Yok ama süvari yapan var. Bir tık sıkıntı olabilir bize. 4'e 4 gideriz önce. Süvari 4, ölümsüz 4 yaparız. Sonrasında artık hangisinden kustama gelirse önce onu altlarız. Sonra diğerine geçeriz. Ama iyi dayak yedik. 77 kaldık. Önemli olan bir an önce üçlememiz. Şimdi Cloud'un cihazı gitti de kar sopası alacağım bir tane. Kar sopası her zaman lazım. Atlantis falan da olaydı çok iyi olurdu. Biraz faydasız. Fayda kullanmadan ilerliyoruz ama. Şimdi sen gel seni atalım buraya. Şunu Arlot'a verelim. Seni de alalım. Biraz bu maç oyun başında çok şey yapacağız gibi duruyor. İçimde öyle bir his var. Hatta şimdilik kar sopasını şeyi sana versek nasıl olur?
Bale dayanıyor en azından. Yani niyet Arlott'tan yana ama tabii maç içerisinde her an her şey değişebilir biliyorsunuz. Güzel. Yani büyücü ölümsüz Veil de yapabiliriz. Şu an Veil iyi stack kasıyor. Çok güzel. Ya Sylvanas'ı biraz kastırmak amacım ama malum süvari alanlar da var. Süvari giden başka biri daha var. Gelmeyebilir. Ne yazık ki. Şunu da şöyle bir yutturalım. Arlott. Şöyle atalım. Sylvan'la bir stack kasmış. Bilmiyorum bakalım ya. Belki Sylvan'la gideriz. Belki Arlott'a gideriz. Duruma göre bakacağız. Ama şu anlık hiç iyi gitmiyoruz. Orası Allah'ın emri. Sadece Veil güzel şey yapıyor. O da 2 olduğu için kahramanlar daha bir seviye markette istediğimiz gibi çıkarmıyor. Yani buradan bir sinerji gelir. Çabuk bir şekilde üçlemeye gidebilirsek aslında bir şeyler yaparız. Bu arkadaş da Kazge Elemental yapıyor sanırsam. Vallahi iyi hasar alıyoruz şu an. Hiç beklediğim gibi gitmiyor işin açıkçası. Ama önemli olan tutturabilmek. Bir sefer tutturduktan sonra gerisi bir şekilde geliyor. Şimdi kontrol başlığı alınabilir. Elementalist olan bir arkadaş var. Onun haricinde ne yapsak ne yapsak? Ekipman da mı alsak? Acaba? Ya da zarla şunu ya. Kalkan ya da ekipman alalım. Kalkan alalım. Çünkü bizim biraz daha dayanmamız gerekiyor. Böyle bir kutlama geldi. Şimdi... Kutlama ne verdi acaba? Yani büyücü verdi. Büyücü gitsek nasıl olur? Ölümsüz büyücü. Şunu da alalım. Gel Veil sen. This sword is a gift. Try me. Ya da yok ya. Ölümsüz büyücü gitmeyelim. Şunu sat. Şunları da alacağız. Şunu satalım. Ölümsüz süvari yapsa dedik. Ölümsüz süvariden devam edelim. Şimdi... Tek de burada. Kan kanatlarını da sana vereceğim. 14 tek kan kanatları sende kalsın. Yani bir an büyücü giderim diye düşündüm ama olmadı. Şöyle bir yer basalım. Martis'te atalım. Biraz da parayı harcayalım. Hep bir yerde tutturmam gerekiyor. Kalkan falan da aldık ama. Arlott biraz stack kasabilseydi aslında çok harika olacaktı ya. Sylvan'la falan da kassaydı 3 stack. Arlott 2 stack.
1.6'nın kahramanları en azından üçleyebilseydik baya bizim için güzel olacaktı. Kalkan bizi biraz hayatta tutuyor ama ne kadar tutar orası aşikar. Minister almayacağım şimdilik. Abi büyücü kusayıp durma, gözünü seveyim ya. Ne büyücüymüş arkadaş. Şükür sonunda altıladık. Şimdi süvariyi dörtlemem lazım. Buradan bir galibiyet alır mıyız? Alırsak çok güzel olur ya. Güzel. Tamam, bu ilk galibiyeti buradan aldık sanırsam. Harlot. Veil 17 stack. Güzel. Tamam, ilk galibiyeti aldık buradan. Şunu da satıp fayda kazanalım. Amaç Arlott'tan yana da, yani ölümsüzlük de bir şey yapmak. Ölümsüz süvari gittik. Arlott'u ön planda çıkarmaya çalışıyoruz ama istediğim şekilde olmuyor. Büyücüler ve elementalistler var. Midas iş görür bize. Şöyle şunu alalım. Sinerji özelliğini biraz pasif aldık. O yüzden Sylvana da kalsın diye. Bir şeyleri güçlesem çok güzel olacak da. O yüzden biraz parayı harcıyorum. Hani bir altınlıkları bir an önce üçleyeyim istiyorum. Hem arkada da yer açılsın. Biraz yanlış da gidebiliriz. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Burada bir yenilgi alacağız. Artık bir şeyleri üşleyip yani tutunabilmemiz gerekiyor. Sezonun ilk turunda da böyle bu şekilde olsun. Şunu da atalım. Yani süvariyi falan dörtleyebilsek güzel olacak da. Yani bu tamamıyla şans eseri ya. Hani marketten kahramanların gelmesi gerekiyor. Market şansı ve sinerji özelliğinden kesinlikle parayla alakalı bir şey bulabilirsek eğer, yani çok daha iyi olur bizim için ama bulamadığımız takdirde de malum böyle oluyor. Burada da bir yenilgi alacağız. Ya parayı da tutamadık. Çok yani hiç beklediğim gibi bir şey olmadı benim için. İşin açıkçası söylemek gerekirse. Arlott kaç stek? 6 stek. 7 oldu. 8. Keser misin onu? Kesemezsin. Arlott'u falan üçlem. Yani aslında Arlott'u üçleyene kadar en azından işte Martis'tir, Veil'dir, Karina'dır, Alpha'dır, bunları 3 yapabilseydim biraz daha tutunabilirdik. Şimdi yakıcı kılıç falan geldi. Seçkinler takımı olabilir. Ölümsüz gazaba gerek yok da. Saldırı hızı olabilir de yakıcı kılıç mı alsak? Çok güzelsin be. Vallahi çok güzelsin. Ama Silvanna'ya gidecek bu sefer de. Şuradan saldırı hızı alsak daha mı iyi olur bilemedim. Silvanna kaç stack bu arada? 5 stack. 8 daha Arlott da var. Silvanna'ya da biraz item verebilirsek harika olur. Bir şu
Şunu alalım. Canavar abici şunu. Bir de Claudio'nun cihazı. Şunu Silvana'ya. Şu arkadaşı da sana verelim. Bunu da Alfa'ya verelim. Şuradan da Arlott'u çekelim. Bence saldırı hızı gider ya buraya. Yakıcı kılıç değil de. Şimdi şöyle yapalım. Kalkan da gelsin. Arlott. Bir tane daha Arlott versen var ya. Haydi. Geri dönüş mü geliyor yoksa? Buradan bir geri dönüş gelse var ya efsane olacak da. Yani stek olayları çok az. Güzel. Stek ne kadar kastırabilirsek o kadar iyi bizim için. Çok iyi. Minsittar, Zilong ya da Moskova fark etmez. Moskova da olabilir. Şimdilik onlara para harcamayacağım ama bir dursun bakalım böyle. Fayda da kullanamıyoruz zaten. İstediğimiz şekilde. Bir tane iki altınlık kahraman mı yuttursam? Şöyle yeteneğe de. Şimdi bak mesela iki altınlık kahraman yutturduğum zaman bana Silvana ya da Martis'ten bir tanesini verecek. Şunları da alalım. Minsitları da alacağım bu arada. Minsitları koyalım. Bir tane de artık Zilong ya da şey gelirse yer basıp. Tabi kutsamaları aldık. İki yer basmamız gerekiyor. 6'ya 6 yapabilmemiz için. Arlo çok güzel hasar attı orada da. Biraz daha şey olsa. Çok iyi. 20 stek olmuş. Tamam burayı aldık. Güzel. Harika. Minsitleri alalım. Artık yer basmaya gitmemiz lazım. Şimdi şöyle iki yer basarız. Artı bir bize kalır büyük ihtimalle. Puanımız düşük zaten. 16'ına kadar biz market atıp yer basmadan da önce diğer arkadaşları üçleyebilirsek harika olacak. Ne yattı? Martis. Güzel. İki tane daha Martis'e ihtiyacımız var. Derken üç tane attı bize. Çok iyi. Şimdi Martis'imiz de üç. Şöyle bir tane daha market atalım. Karina, Veil bunları hani üçlemeye gidebilirsek harika bir durum olacak. 22 stack Veil'de var. Karina'da bir tane var. 3 bu arkadaşta. 9 Silvana'da. Silvana'yı falan üçlememiz gerekiyor. Kaç tane kalmış? Şuradan da bir kontrol edelim. Bu arada yeni sezon sıfırlandığı için ben tekrardan Magic Chess geçiş satın aldım arkadaşlar. Şuradaki kahraman kütüphanesi sizde de gözükmesini istiyorsunuz. Magic Chess geçişi satın alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Güzel. Büyük ihtimal comeback atarız ya. Bilmiyorum. Sezonu şöyle güzel bir winle başlarız. Ama yani bu sezon benim böyle artık hani şey oldum. Artık kaç sezondur hani kahramanlarla oynuyoruz da. Artık böyle kahramanlar değişirse çok daha işimize gelecek de artı bir kalmazsa biraz sıkıntı yaşayacağız. Tam bu atlamadı. Sen atlama artı bire. Aga be. Gel. Bu da atlamamış olsaydı çok daha iyi olurdu. Şimdi Martis'te kalsın. Ya da şöyle yapalım mı? Şu kalkanı da Martis'e verelim. Artık 26'nın üzerinden gidelim. Yer basalım. Kahraman 3'le 3'le. Güç olarak şu an 118. 123 olanlar var. Bir tık bize sıkıntı yaşatacak olan arkadaşlar var. Puan durumları herkesin aynı artık. Rakipler elenir bu turdan sonra. Yani bu fikstür bitmeden büyük ihtimal biter. Biz de altılayamayız şu variyi diye düşünüyorum.
Kahramanları üçlemeye gidelim o yüzden. Elementalistler falan da var. O yüzden de yani kahin almak zorunda kaldık. Abi standdan atamıyor ki ultisini. Güzel. Keseriz burayı ya. Bu alabiliriz diye düşünüyorum ben. Kar sopası falan vardı Arlott'ta. Güzel. Arlott kaç tek oldu? Tamam, bu arkadaşı eledik. Elementalist'in biri elendi. Bir kişi daha elendi. Şimdi kaldı diğerleri. Şimdi biz yeteneği neye kullanırız bilmiyorum da şöyle bir yer basalım. Şu arkadaşı da atalım. Sen gel. Bir altınlık kahramanları kullanalım. Onları da üçleyelim. Şuradan tekrar şöyle markete bir göz atacak olursak. Yani Zilong geldi. Zilong'u da alabiliriz. De yer basana kadar biter zaten büyük ihtimalle. Daha Sylvan'la biz bu arada şey yapamadık yani. Çok güzel. Arlott çok temiz hasar atıyor şu an. 35 stack, full stack Arlott. Çok iyi. Ben bir an gideceğimizi sandım ya gerçekten. Şu arkadaşlardan biri de eğlenecek. Canavardan sonra da biter büyük ihtimalle. Yani Zilong almak isterdim ama almayacağım. Çünkü diğer kahramanları üçlemeye gideceğim. Parayı onlara harcayacağım. Çok güzel. Sen de gel. Çünkü canavardan sonra direkt bitecek diye tahmin ediyorum da. Şimdi son kalan sinerjiler ne? Süvari silahçıbaşı yapmış. Bir arkadaş. Sadece Gunisi mi 3? Şey Valentinası 3. Biz büyü direncini iyi ki almışız. Diğeri de Mistik Büro Çağrıcı. Mistik Büro Çağrıcı'dan değil de şu silahçıbaşı süvari bir tık sıkıntı olabilir bize. Güç dengesine bakacak olursak onun gücü de fazla. Cloud'un cihazı kar sopası. Kar sopasını sana verelim. Bey geldi. Bey. Markete devam. Güzel. Sylvan'la da çıkarsa çok iyi olacak. Çok iyi. Parayı bitireceğim. Sylvan'la falan üşüyebilirsem harika olur. Hadi bir tane at. Bir tane. Aga atmadı be. Bunu sana verelim. Veil'in bayağı siteyi var. Şu hasar tablosunu da açayım. Bu arkadaşı alırsak bizim için güzel olacak. Bu arkadaşı alamazsak Nanay ki alamayacağız da. Abi çok vuruyor ya. Bir kaldık. Ya üçleyemedik şaka gibi, şuraya bakar mısın? Şimdi şöyle bir şey yapalım mı o zaman? Hepsini buraya alalım. 22 stek. Kar sopası onda. 14 stek de burada. Bir tane daha Silvan'la üçleyemedik. Şunları böyle çekelim artık. Ya o bizi alacak ya biz onu alacağız. Aldık. Çok iyi.
Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.